tüm çevre barolar olarak, dernekler, kurumlar olarak Emine annenin sesi olmaya ve adalet mücadelesinde yanında olmak için ve ona destek vermek için 200. günde onların yanındaydık ve biz de onlarla aynı talebi, yani talepleri talebimizdir şeklindeki çağrımızla ilgili yargı mercilerine gerekli hukuki iş ve işlemlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için çağrıda bulunduk. Ancak tüm açıklama öncesinde tüm savunma avukatları, aile ve orada çevre barolardan, derneklerden, kurumlardan gelen avukatlar ve kişiler ablukaya alındı. Açıklama metni bir abluka altında maalesef ki okunmak zorunda kaldı. Ve yine aynı şekilde açıklama öncesinde anne Emine Şen Yaşar'ın katledilen iki oğlu ve eşine dair fotoğraflar ve üzümlerin hukuku son bulsun adlı pankart kolluk görevlileri tarafından el konuldu söz konusu pankartlara ve fotoğraflara. Orada Emine annenin bir çağrısı vardı, devletin adaleti nerede diye. Orada bulunan kolluk görevlerinden biri devlet burada dedi. Yani devletin adaleti nerede sorusuna devlet burada diye cevap verdi. Ancak sorusunun cevabını alamamıştı aslında Emine anne. Zira devlet oradaydı ama devlet cezasızlık politikasıyla oradaydı. Devlet faillerin sırtını sıvazlayan tavrıyla oradaydı. Devlet kamu görevini koruyan ve iktidar yakınlarını koruyan politikasıyla oradaydı. Devlet adaletiyle orada değildi. Dolayısıyla Emine Şen Yaşar'ın, Emine annenin sorusuna verilmiş bir cevap da söz konusu değildi. Devlet oradaydı fakat adaletiyle orada değildi. Söz konusu 7 aylık oturma eylemi ve Ferit Şen Yaşar'ın tabiriyle, zira Ferit Şen Yaşar bu sadece bir oturma eylemi değil, bu bir adalet arayışıdır diyor. O adalet arayışı 7 aydır devam ediyor ve 7 aylık bu adalet arayışında mağdur olan aileye karşı hala gözaltılar devam ediliyor. Ve Emine Şen Yaşar defalarca kez gözaltına alınmış, yakmış olduğu ağıtlarda bazı kelimeler cımbızlanarak kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma işlemleri başlatılmıştır ve dolayısıyla bu adalet arayışı yıldırılmaya çalışılmış ve onları vazgeçirmeye çalışmışlardır. 3 yıldır devam eden bir soruşturma var. 3 yıldır yani hastane olayı ve iş yeri olayı iki ayrı dosya olarak bölünmüş durumda. Bu katliam göz göre göre yaşandı. Mülki amirin gözü önünde yaşandı, kolluk görevlerin gözü önünde yaşandı. Ancak hala görünmez kılınmaya çalışıyor. Deliller ortada olmasına rağmen, kamera kayıtları çok rahatlıkla toplanılabilir olmasına rağmen ki bizzat deliller ailenin elinde dahi olmasına rağmen bu 3 yıldır devam eden soruşturmada hala bir adım ileri atılmamış durumda. Dosyada gizli kararı mevcut ve üstelik yani ceza muhakemesi kanununa göre gizli kararı dışında kalan evraklar dahi aileden ve dosyanın avukatlarından saklanmaktadır. Dolayısıyla 3 yıldır devam eden yargılamada hala yargı siyasetin etkisinde olduğu için bir adım atılamamış durumda. Ve bu ülkede yani gerek Konya'daki katliamda olsun, gerek Şen Yaşar ailesine karşı yaşanan katliamda olsun, yargı için ciddi anlamda bir kara lekedir. Bu tarz durumlarda bir suç işlendiğinde eğer ki ilk olarak takıldığımız şey fail kimdir sorusu oluyorsa ciddi anlamda hukuki bir süreçten bahsetmemiz de mümkün değildir. Yani Emine Şen Yaşar'ın mücadelesi çok kutsaldır, çok önemlidir. Toprağı kazıya kazıya bugün bu mücadeleyi veriyor. Ciddi anlamda sağlık problemleri mevcuttur. Zira hem yaşanan olayın travmasından kaynaklı hem 200'ü aşkın gündür devam eden oturma eyleminden kaynaklı ve hem de taleplerinin hala karşılık bulamamasından kaynaklı psikolojik, ruhsal, fiziksel ciddi rahatsızlıkları da mevcuttur. Buradan Rosa Kadın Derneği adına tüm kadın kurumlarını Emine anneyi yalnız bırakmamaya, mücadelesinde yanında olmaya, birbirimizden güç alarak gücüne güç katmaya davet ediyorum. Cezasızlık politikası Türkiye'de yerleşmiş olan artık tüm hükümetlerde, tüm iktidarlarda halkı
bastırmaya yönelik, daha doğrusu halktaki muhalif kesimi, muhalifleşme ihtimalini, kendine karşıt olan süreci, kendine karşıt olanların olduğu süreci bastırmaya yönelik bir politika anlayışıdır. Yani biz bunu günümüzde ve geçmişte çok fazla derecede, darbelerde de dahil olmak üzere çok fazla derecede gördük ve yaşadık. Bu süreç içerisinde kolluk, kolluğa sınırsız haklar tanınır. Kolluk korunduğunu bilir. Türkiye'de bakarsanız aslında TCK ile birlikte başlayan, değişimlerle başlayan, daha sonrasında TMK'yı getiren, daha sonrasında TMK'da sürekli yenilemeler yapmaya çalışan, üzerine PVSK üzerinden, yani Polis Salahiyat Kanunu üzerinden bir sürekli yetki genişlemesi yapan bir süreç var. Bu süreç aslında Türkiye'de sadece Kürdistan bölgesine yönelik değil, sadece Kürdistan'a yönelik değil, Türkiye'deki tüm halklara karşı, kendisine muhalif olabilecek tüm kesimlere karşı kullanılan bir silah haline gelmiştir. Şen Yaşar ailesine bakıldığında bu süreçte, bu zaten açık ve net bir şekilde artık olayın kolluktan çıktığını, iktidara yakın olanın cezasız olduğu, iktidardan olanın cezasız kaldığı bir sürece girmiştir. Aslında iktidarın kendini var etme yönüdür bu. İnternet üzerinde, sosyal medya üzeri canlı yayınlarda Emine annenin yakarışını dinleyen kişiler arasında İbrahim Halil Yıldız da vardı. Net bir şekilde belgeli. Düşünün, kendi yaptığınızı dinliyorsunuz. Düşünün, ben ne kadar acı verdim diye dinliyorsunuz. Ama bunu bir suçluluk hissiyle değil, cezasızlığın nasıl açık olduğunun bir sürecidir. Kişi sizi dinliyor. Siz haykırıyorsunuz, ağıtlar yakıyorsunuz. Fail, katil, katleden sizi dinliyor. Uzaktan sizi izliyor. Bu hala baskı rejiminin ve kolluğun ona nasıl yardım ettiğinin de açık bir haldir. Aslında bizim burada sürecimiz çok açık. Yani çok net bir şekilde Türkiye'de cezasızlığın artık bir yargılama olduğunu net bir şekilde görüyorum. Bana ait değilsen, bana oy vermezsen ve bunu sesli söylersen, başkasını buna katmaya çalışırsan, ben istediğim gibi seni öldürebilirim. Emine Şen Yaşar'ın ve Ferit Şen Yaşar'ın adalet istemiyle 200 gün boyunca Urfa Adliyesi önünde oturması aslında yargının ne kadar taraf olduğunu net göstergesidir. Cumartesi annelerinin 700 haftalar boyunca, 700 küsür hafta boyunca faili meçhullerinin araması ve bu faili meçhullere karşı bazılarının kemiğinin bulunamaması da, herhangi bir şekilde bunların faillerinin bulunmaması zaten adaletin taraf olduğunu, adaletin saklamaya meyilli olduğunu, yargı makamlarının saklamaya meyilli olduğunu çok açık ve net bir şekilde görebiliriz. Barış annelerinin beyaz tülbentleriyle oturdukları zaman, çocukları için açlık grevlerinde oturdukları zaman, tecrit için oturdukları zamanda sorgulanmaları, yargılanmaları, cezaevlerine, yaşlı olarak cezaevlerinde bulunmaları zaten taraf, yani yargının taraf olduğunun yine bize ayrı bir şeyi. FETÖ sonrası, yani 15 Temmuz darbe girişimi sonrası harp okulu annelerinin eylem yapmaya çalışmalarında tutuklanmaları, gözaltına alınmaları, sadece çocukları için gözaltına alınmaları yine yargının tamamen iktidar elinde olduğunu anlatan bir süreçtir. Yeni bir örnek vereceğim. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nın önünde oturan kitlenin diğerlerinden farkı nedir diye sorguladığımızda, bir taraf siyaset malzemesi yapılarak kendisine oy alınabilecek, diğer tarafta kendisinden hak aranan insanların yargılanabileceğinin çok açık, sistematik bir şekilde önümüze sermektedir. Bu direniş çok önemlidir. Ama yargı açısından çok fazla derecede eksikliklerin ortaya konulduğu yerdir. Düşünün, bir Adalet Bakanı diyor ki, adliyeler Adalet Bakanı'nın benim odamım gibidir diyor. Ama siz girdiğiniz hiçbir yerde adalet alamıyorsunuz. Bir direniş düşünün, 200 gün bir adliyenin önünde oturmayla, adalet aramayla geçiyor. Bir direniş düşünün,
yıllardır sokaklarda yavrularının çocuklarını arayarak geçiyor. Bir direniş düşünün, bedenlerini ölüme yatırmış çocuklarının seslerine çığlık olmaya çalışıyorlar. Ve hepsine sorgulandılar, yargılandılar ve adaleti bulamadan bu dünyadan göçüp gitti bu insanlar. Kanunlar uygulanmıyor. Şen Yaşar ailesinde 3 yıldır devam eden bir soruşturma var. Mesela bu dosya üzerinden değerlendirmemizde. Bizim CMK'nın, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddeleri gizlilik hakkında bilgiler verir. Der ki bir dosyada gizlilik kararı varsa dosyanın ana hattını saklayacak şekildedir. Gizliliği koruyacak tüm belgeleri alabilirsiniz. Ama Şen Yaşar ailesinin avukatları ve Şen Yaşar ailesi dosya içerisindeki hiçbir durumu bilmiyor. Yani ilerlemesini de bu süreçte takip edilemiyor. Çünkü ne yapıldığını bilmiyor. 200 avukata, 200'den yani 200 avukatın olduğu ve daha fazla işte sivil halkın da olduğu, dışarıdan izlemeye gelenlerin, siyasi partilerin olduğu yerde küçücük bir alana, 5 metrekare, 6 metrekarelik bile olmayan alana bizi güvenlik sebebiyle sıkıştırıyorlar. Basının bizi çekmesi yasaklanıyor. Dışarıdan görülmemiz yasaklanıyor. Düşünün, o kadar tahammülsüz bir süreç ki dışarıdan sizi görmesinler. Ferit Şen Yaşar'ın çığlığı çok güzeldi o konuda. Bizi buraya kapatmaya çalıştığınız kalkanlarla adaleti kapatamayacaksınız. Hediye Ahmet olarak Şen Yaşar ailesinin direnişinin, adalet arayışının hukuki anlamda her daim yanında olacağız. Bundan öncesinde de defalarca yanında olacağımızı söyledik. Bundan sonra da her daim yanında olacağız. Onların direnişi bizim direnişimizdir. Hukuk açısından yapılan bir direniştir. Bir annenin çığlığıdır. Diğer annelerin çığlığıdır. Hepsi farklı alanlarda çığlık atıyor olabilirler ama aynı sesi yükseltiyorlar. Emine Anne'ye adalet geldiği noktada ülke en azından kanunlara uygun bir şekilde yaşamış olacak. En azından gittiğinizde bir savcıya ya da bir mahkemeye gittiğinizde acaba taraf mıdır sorgusuyla gitmeyeceksiniz. En azından kanunda belli şeylerin düzeldiğini, kanunda belli şeylerin yapıldığı açıklanacak. Yani göreceğiz bunu. Ancak bu şekilde görmemiz gerekecek. Emine annenin gözyaşı dindiği gün, emin olun ki cumartesi annelerin de gözyaşını dinlemeye başladığı gün olacaktır. Barış annelerinin de gözyaşını dinlemeye başladığı günler olacaktır. Birçok annenin çığlığının yavaş yavaş azalmaya başladığı süreç olacaktır. Bu ülkede kanunlar tam anlamıyla uygulanıyor olabilse, gerçekten yasada yazdığı gibi uygulamalar olabilse birçok şey ortadan kalkmış olacak. Bildiğiniz üzere zaten Şen Yaşar ailesinin hikayesini artık tüm Türkiye biliyor. 3 yıldır hukuksuz bir şekilde dosyaları açılmıyor. Asıl yargılanması gereken Yıldız ailesiyle ilgili hiçbir işlem yapılmıyor. Ama tabii Şen Yaşar ailesinin başlattığı bu adalet nöbeti Türkiye'de şu an devam eden hukuksuzlukların, adaletsizliklerin, adalet arayan herkesin bir sembolü, bir sesi oldu. Bunun yönüyle aslında daha çok sahip çıkmak gerekiyor. Çünkü Şen Yaşar ailesinin dosyasında devam eden hukuksuzluk çözüldüğü takdirde, onların adalet talebi karşılandığı takdirde aslında birçok adalet arayan herkese umut olacak. Adalet arayan dosyalarda etkin bir soruşturma yürütülmeye devam edilecek. Bu yönüyle biz çok önemsiyoruz. Hukukçular olarak, savunma olarak Şen Yaşar ailesinin adalet arayışına hepimizin sahip çıkması gerekiyor ki aslında bu ayıbı bir şekilde hepimiz artık ortadan kaldıralım. Yani tabii ki Şen Yaşar ailesinin adalet arayışı onların şahsında, biz herkesin Türkiye'de devam eden hukuk eliyle, yargı eliyle yapılmaya çalışılan hukuksuzluk.